Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Küçük bir duyurumuz olacak. Eylül ayı için çalışmalarımıza başladık. Eylül ayı bizim için yeni bir eğitim sezonunun ee, yeni bir eğitim döneminin başladığı süreç oluyor. Biz yaz döneminde de ara vermedik tabi. Hala aktif olarak hem YouTube tarafında yeni eğitim videolarıyla hem Udemy'de yeni kurslar ve mevcut kursların e, bonus dersleriyle iyileştirilmesine yönelik içeriklerle kaldığım yerden ben içerik üretmeye devam ediyorum. Mesela son bir haftaya baktığımız zaman burada işte 1, 2, şurada 5, 7 12 ve 17 son bir haftada 17 tane yeni eğitim videosu paylaşmışız YouTube'da günde en az iki tane yeni video paylaşmaya çalışıyorum hala aktif olarak içerik üretiyoruz YouTube tarafını hiç bırakmadık şimdi Eylül ayı itibariyle yeni eğitim serilerimiz başlayacak YouTube'da bu işte de Eylül ayına kadar inşallah devam eden pek çok serimizi de bitiririz mesela iş takip projesi biter C Sharp'ın 2. ders serisi vardı. En son geçenlerde API'lerle ilgili bir örnek yaptık 2 hafta önce. E, bu seride API'lerle ilgili bir örnek daha ekleyeceğim. Ondan sonra 100. derste de final konuşmasıyla müfredatı tamamlayacağız. Onun dışında devam eden pek bir serimiz kalmadı. Büyük ölçüde devam eden serilerin neredeyse tamamını bitirdik. Şimdi e, Eylül e ile beraber yeni eğitimler başlayacak. Bunlar neler? Geçenlerde LinkedIn'de paylaştım. Bayağı da bir etkileşim aldı bu gönderi. Önce e, bunlar içerisinde ilk başlayacağım müfredat arkadaşlar şu olacak. 150 derste .NET 5 Core kampı. Biz normalde e, 9 Nisan'da başlayıp sanırım 6 Temmuz'da tamamladığımız bir eğitimimiz vardı. 100 derste MVC 5 proje kampı şeklinde ve bu müfredat hala aktif olarak izlenilmeye devam ediliyor öğrenciler tarafından. Biz bu müfredatın finalini 3 hafta önce yapmıştık. Temmuz ayının 9'u gibiydi sanırım bitirdiğimizde ve çok böyle istediğim etkileşimi yakaladığım bir müfredat oldu. Hala izlenmeye devam ediliyor. 2 yıl boyunca sertifika desteğimiz sürecek bu müfredat için MVC proje kampı. MVC proje kampından sonra .NET Core kampı başlayacak. Dediğim gibi inşallah 3 Eylül'de başlayacağız. Sonra Eylül ayı ile beraber başka neler bizi bekliyor onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ki 50 derste PostgreSQL ile ee, mini core projesi. Bir tane core projesi oluşturacağız. Bu core projesinin hemen hızlı hızlı katmanlarını oluşturacağız. Entire architecture üzerine gerçekleştireceğiz. Veri tabanı olarak PostgreSQL işte geliştirme yaklaşımı olarak zaten code first, entity framework'un code first'ü, eee framework core'un code first'ü. Ondan sonra ee, işte mimari olarak entire architecture'da temel kral bu kez PostgreSQL üzerinde somut bir ee, proje ile güçlü bir tema ile yapacağız. Henüz projenin içeriğine karar vermedik. Onu da çok yakında paylaşıyor oluruz. Bir diğer müfredatımız bu olacak. Apilere değineceğim. 50 derse apiler ve servisler üzerine bir seri oluşturacağız. Ondan sonra zaten .NET Core kampından bahsettim. Yine Eylül ayı ile beraber muhtemelen Ekim ayında başlayacağız bu seri 50 derste C Sharp Selenium ile test otomasyonu oluşturacağız. Ve test otomasyonu ile yaptığımız hem kendi uygulamalarımızda hem de web üzerinde bize sunulan özellikle web tabanlı projelerin testlerinin dinamik olarak yani manuel değil dinamik olarak gerçekleştirilebilmesi için kendi otomasyonlarımızı yazacağız. Burada da test süreçleri üzerine bir proje oluşturacağız. Docker üzerine mini bir seri hazırlayacağız. 10 derse mini Docker ismiyle. Daha sonra C bir design pattern projesi oluşturacağım. Ben normalde design pattern'ı ucundan kıyısından küçük bir seriyle C sharp olmasa da .NET web formla yaklaşık 2 sene önce YouTube'da anlatmıştım. 30 dersi e, ASP .NET web form ile katmanlı mimaride yaz okulu kayıt projesi isminde bir projeydi. Şimdi bunu e, Entire Architecture başta olmak üzere bir iki farklı mimariyi de işin içerisine dahil ederek mini bir c -sharp projesi üzerinde anlatacağım. Genelde ders sürelerimiz bizim 10 dakika civarında oluyor. Yine 10 dakikalık derslerle oluşturuyor olsak yaklaşık 500 dakika olur. O da aşağı yukarı 7-8 saat aralığında bir süreye tekabül eder. Başka ne olacak? 50 ders Open CV ile görüntü işleme eğitimi gelecek. Görüntü işleme üzerine daha önce özellikle aslında Open CV ile değil, Effort ile ben bir eğitim yayınlamıştım. 2. yüzler C serisi içerisinde vardı. Daha sonra bir C Sharp ile yapay zeka temelli isimli bir seriye başlamıştık. Yolo'yu vesaire kullanmıştık orada. Bunu devam ettirmek istiyorum. Biraz daha şöyle somut bir proje üzerinde OpenCV ile görüntü işleyeceğimiz bir uygulama yapalım. İşin Backend tarafında C -sharp kullanacağız. Ve e, son olarak 50 derste Netflix datası ile veri görselleştirme. Kaggle'dan bir veri seti aldım ben. Bu veri setinin içerisinde 10.000 civarında veri var. Bu verileri kullanarak bunları bir dashboard formatına getireceğiz. Yani şöyle düşünün. Normalde e, şu an işte içinde bulunduğumuz süreçte en çok haritaları, dashboardları gördüğünüz yapı e, COVID verileri olarak karşınıza çıkıyor. Normalde COVID verilerinin sayısal olarak eğer size sunulursa bir metin belgesi içerisinde sunulduğunu varsayalım. Oradan okumak güç olacaktır. Ama onun yerine renklerle, haritalarla, grafiklerle ve çizelgelerle sunulduğu zaman verilerin okunması çok daha kolay bir hale dönüşüyor. Biz de bunu yapacağız. Benim amacım bize SQL üzerinde sunulmuş olan 10.000 civarında veriye sahip bir Netflix datasını Netflix'te bulunan işte filmlerin, dizilerin, oyuncuların, ondan sonra bunların IMDB puanlarının, konularının, e, türlerinin vesaire bulunduğu bir datayı görselleştireceğiz. Ne üzerinde? Dashboard üzerinde. Burada dashboardta da C Sharp ile DevExpress'i kullanacağız. Böyle bir uygulama geliştireceğiz. Ve bunların dışında başka içeriklerimiz de var. Onları da ilerleyen süreçlerde inşallah paylaşacağız. Devam ediyoruz üretmeye. Hiç ara vermeden kaldığım yerden üretmeye devam ediyorum. Udemy'de de kurslarım gelecek. Nedir bu kurslarım? Bunlardan birincisi arkadaşlar. Hemen şöyle bu arada e, kampanyaların bulunduğu bloğumu da açayım. Şurada işte kampanyalarımız var. Temmuz ayı bitmeden önce devam eden kampanyalar. Yine ağustos ayında da kampanyalarımız olacak. Udemy'de mevcut 15 tane kursum var. Başka neler gelecek? Bir tane CRM projesi gelecek. .NET Core ile gelecek bu CRM projesi. Yaklaşık 300 derslik. Bir tane MVC ile e-ticaret gelecek. C Sharp ile e, farklı design pattern yaklaşımlarını kullanacağımız bir proje gelecek. Hatta birden fazla proje de olabilir. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bir de açık öğretim fakültesinin e, klonu olan bir uygulama fikrimiz var. Yani benim hedefim yıl bitmeden, 2021 bitmeden Udemy'deki mevcut eğitim sayımı 15'ten 20'ye çıkarabilmek bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu alanlarda da içerikleri paylaşacağız. Kitaplarım kısmında da mevcut da şu anda 4 tane kitabım var arkadaşlar. Bu ee, 4 kitabın yanında yeni kitap içinde içerikler üretmeye devam ediyorum. Yani ben sürekli üretmeye devam ediyorum. Dilerseniz bunları da webstamuratuceda.com üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Burada Udemy kursu hediyeli anlaşmalı bayimizin satış linkleri mevcut. Bu kadar. Derslerde görüşmek dileğiyle diyelim. İyi çalışmalar. Derslerde Eylül ayında inşallah görüşürüz.